Karlı ve buzlu yollarda araç kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi bunun cevabını alacağız. Muhabirimiz Mikail Kurban konuğuyla bizi bekliyor. Hemen kameralarımızı Erzurum'a çevirelim. Hala o noktada şiddetli bir kar yağışı var. Yollar beyaz örtüyle kaplı hala. Mikail, şimdi uzmanına soracaksın sen. Rampadan inerken, yokuş yukarı çıkarken araba kullananlar nelere dikkat etmeli herhangi bir kaza yaşanmaması için? Evet, Erzurum'da da şu an itibariyle kar yağışının devam ettiğini belirtelim. Tabii karlı havalarda ve buzlu yollarda araç kullanmak özel bir yetenek ve ustalık istiyor. Aslında uzmanlar özellikle yoğun kar yağışının olduğu zamanlarda vatandaşların, araç sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak özel bir işiniz çıktı ve trafiğe çıktınız. Karşınızda da bir rampa var. Bu rampalarda nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Şu an bizler TRT Haber ekip olarak Erzurum şehir merkezindeyiz ve yüksek bir rampadayız. Gördüğünüz gibi şu anda araçlarda bu rampadan çıkmakta oldukça zorlanıyor. Şöyle şu an ekranlara bir aracımız geliyor. Gerçekten bulunduğumuz rampada hem yürümek de zor, hem de bu rampaya çıkması da zor. Ve şu anda gördüğünüz gibi araç patinaj yaparak buradan çıkmaya çalışıyor ve oldukça da çıkışı zor geliyor. Şu anda aracımız neden çıkamıyor? Hangi hatayı yapıyor? Bakıyoruz. Kışlık lastikleri takılmış durumda. Yine gerekli bakımlar yapılmış. Efendim, öncelikle de hoş geldiniz elimize diyelim. Kışın araç sürerken, rampadan giderken nelere dikkat etmemiz gerekiyor sorusunu sizlere yöneltelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi öncelikle tabii kışın bilmemiz gerekenlerden, en önemli noktalardan bir tanesi şu. Kışın her yol geçit verecek diye bir kayda yok. Bazı yollar geçit vermeyebilir. Bu geçit vermeyen yollarda aşırı özgüven sahibi olmak veya şansımızı fazla zorlamak zaman zaman hayati sonuçlar doğurabiliyor. Onun için geçit vermeyecek yollarda birincisi çok fazla şansımızı zorlamamamız gerekiyor. Bu aracın hatasına gelince, şimdi rampanın orta bölümünde durmuş bir araç var. Rampaların orta bölümlerinden kalkış, alt başlarından kalkıştan çok daha zor. Bu aracın şu anda yapması gereken şey rampanın alt başına kadar geri geriye inerek oradan hafif hız almış olmak kaydıyla yeniden rampayı çıkmayı denemesi gerekiyor. Tabii çıkarken çok fazla vites büyütmeden, vites hareketlerinden, ani direksiyon hareketlerinden, ani frenlemelerden kışın her zaman kaçınmamız gerekiyor. Araçların dört lastiğinin de kışlık lastik olması, özellikle yolun karlı kesimlerinde zincir takılı olması bizler açısından son derece önemli noktalar. Aracımız eğer aşağıya indiyse bundan sonra yapması gereken rampanın alt kısmından biraz daha tabii normal şekilde kuru yollarda olduğu kadar değil de biraz daha hızlı bir şekilde rampaya girmesi, rampada vites değiştirmeden belli bir sabit devirde arabayı kullanacak şekilde rampayı çıkması gerekiyor. Zaman zaman yine patinaj hadiseleri olacaktır. O patinaj hadiselerinin önüne geçmek için de direksiyonu sağa ve sola çevirmek suretiyle lastiklerin tutunabileceği bir güzergah, bir alt zemin elde etmesi gerekiyor. Efendim, şu anda aracımız ekranlara geliyor. Gerçekten rampamız biraz daha yüksek olduğu için araç çıkamadı. Peki diğer bir konuda tabii ki inen araçlar. Diğer aracımızı da biz hemen şöyle yönlendirelim. Rampadan inerken, şu anda kameraman arkadaşım da gösterebilirse, rampadan inerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi özellikle bilmemiz gereken hadise şu. Rampa inişleri çıkışlarından çok daha zorludur. Neden zorludur? Rampayı çıkamazsanız geri geriye çıkarsınız. Bir sağlam zemin bulursunuz veya en azından yolda kalmış olursunuz. Ancak rampayı inemezseniz Allah göstermesin sonuçları ağır olabilir. Evet, şu anda aracımız geliyor. Biz de kendi güvenliğimizi alalım. Şöyle çekilelim. Şu anda aracımız inerken tabii fren kullanmıyor değil mi? Rampa inişlerinde özellikle sabırlı davranmak durumundayız. Evet. Aracımız birinci viteste eğer el frenimiz yeterli sağlamlıkta ise, ayarları yapılmış ise bir iki diş çekmek suretiyle el frenini arka tekerlekler üzerinde belli bir stabilitesini artırma şansımız var. Birinci viteste çok hafif gerektiğinde fren yapmak suretiyle rampa aşağıya inişi gerçekleştirmek durumunda. Eğer rampa aşağı inişlerde bir kayma durumu söz konusu olursa, o durumlarda da
veya yolun zaman zaman tıkalı olma durumları da olabiliyor. Bugün yolda şu anda kimse yok ama önemli noktalardan birisi de trafikteki diğer unsurlar. Önümüzde herhangi bir araba kaymış olabilir. Önümüze herhangi bir anda herhangi bir yaya çıkmış olabilir. O durumlara da karşı dikkatli sürücülerimizin olmak zorunluluğu var. Öyle bir durumda da vuku bulması halinde yolun boş bir kesimine hafif direksiyon hareketleriyle yavaş yavaş frenleyerek yolun boş bulduğu bu kısmına aracını maalesef bir yere vurup durmak suretiyle de bu olabilir. Ama aracını yavaşça bir yere almak durumunda. Efendim tabii doğru bilinen yanlışlar da var. Rampadan inerken arabamız kontrolden çıktı. O anda altın kurallar neler? İlk önce neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi araba kontrolden eğer çıkmışsa, şimdi aracın bir kere özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Kullandığımız araç otomatik vites mi, manuel vites mi, önden çekişli mi, arkadan çekişli mi, işte ABS antiblokaj sistemi var mı, ESP elektronik stabilite programı var mı gibi özelliklerini kavrayıp da arabaya binmemiz gerekiyor. Eğer yoldan çıkma söz konusu olmuşsa zaten yapılacak bir şey yok. O zaman belli bir çekiciyi bulup aracımızı yola almak durumundayız. Fakat rampa inişlerinde aracımız ağır hareket ettiği için, sürücü olarak bizler sabırlı hareket ettiğimiz için rampayı şu veya bu şekilde inmek zorundayız. Çünkü başka bir yolu bu işin yok. Efendim tabii ki biz aslında böyle planlamamıştık. Bir anda kar yağışı bastırdığı için araçlar çıkmakta zorlanıyor. İki araç da aşağıya doğru gitti. Son olarak buradan sürücülere ne tavsiyede bulunmak istersiniz? Kış yollarında özellikle son derece dikkatli olmak lazım. Buzlanma her zaman tepe başlarından, köprülerden, alt üst geçitlerden, dağların kuzeye bakan yamaçlarındaki yol kesimlerinden başlar. Tünel giriş çıkışlarından hakeza aynı şekilde. Bu kesimlerde özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücülerimiz daha dikkatli olmak durumundalar. Yanlış bilinen bir noktanın da doğrusunu anlatmak istiyorum ben Kanal Hızar aracılığıyla. Kışın lastik hava basınçlarının düşürülmesi doğru bir eylem değil. Çünkü lastikler ancak ideal ölçülerinde en fazla sürtünme kat sayısını sürtünmeyi sağlayabiliyorlar. Bu noktaya da dikkat etmek durumundayız. Ayrıca kışın görünür olmak da çok önemli. Sürücünün görmesi kadar görünür olmasını da sağlaması çok önemli. Görüş açısındaki araç temizliğinin, camların, aynaların temizlenmiş olması gerekiyor. Bu şartlarda dahi bütün sürücülerimize Allah kolaylık versin diyorum ben. Allah yardımcılar olsun. İnşallah sevenlerine Allah hepsini kazasız belasız kavuşmayı nasip etsin. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi evet. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, sürücü eğitmeli Alparslan Dumlu canlı yayın konumuzu. Gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağışı da var. Bizler de buradan sürücüleri uyaralım. Özellikle trafiğe çıkacak vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtelim. Ve Erzurum'dan sözü yeniden size bırakalım. Evet, sürücü eğitmeninin de en başta dediği gibi her yol bu havalarda geçit vermeyebilir. Şimdi araç sürücüleri için uyarıları aldık.